2019 Aralık ayında Çin'de o ilk görülmeye başlanıp akabinde tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi, yani dünya genelinde etkinliğini gösteren bir salgın hastalık olarak kabul edilen koronavirüs ilişkili hastalık günümüzde ülkemizde de görülmeye devam ediyor ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın bir takım tedbir önerileri yayınlanmış bulunmakta. Biz de Yalıhüyük olarak, bölgemiz olarak bu tedbirlere elimizden gelen en iyi şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Bu virüsten korunmakta en önemli faktör kişisel hijyene ve sosyal mesafeyi korumaya dayanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da bu konudaki uyarıları kapsamında bizim de bireysel olarak mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamak, işi, mesaisi olmayanların evlerinde kalması, günlük yaşamsal faaliyetlerini devam ettirecek kadar dışarıya çıkmaları, dışarıya çıktıkları takdirde de sosyal mesafe, yani 1 metre, 1,5 metre civarındaki mesafeyi diğer insanlarla aralarında bırakmasını istiyoruz. Bunun dışında ellerimizi sık sık yıkamalı, su ve sabunla en az 20 saniye kadar yıkamalıyız. Özellikle çok temas edilen noktalara, işte kapı kolu gibi, dışarıdaki musluklar gibi, merdiven korkulukları gibi bölgelere temas ettikten sonra elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze değdirmeden mümkünse sabun ve suyla yıkamalı. Eğer ki acil yıkama imkanımız yoksa da kolonya, en basit, en kolay ulaşılabilecek kolonya, kolonya ya da varsa el dezenfektanı ile geçici olarak elimizi dezenfekte etmemiz gerekiyor. Peki hocam, bir de beslenme noktasında bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Beslenme ile ilgili özel öneriler yok. Genel olarak vücut direncini artıracak meyvelerden zengin beslenmeyi, sıvı alımına dikkat etmeyi, yani su içmeyi biraz artırmayı tavsiye ediyorlar. Onun dışında koronavirüsle ilgili özel bir beslenme yönünde bir tavsiye yok. En önemli dikkat edilecek nokta mesafeyi korumak, gerekmedikçe dışarıya çıkmamak ve el hijyenine dikkat etmek. Maske takmak gerekli mi? Çok sorulan, çok konuşulan, tartışılan bir şey. Maske, eğer ki hasta isek ya da hastaya yakın temas kuran bir sağlık çalışanı isek öneriliyor. Onun dışında maske önerilmiyor. Ama toplumda esnaftan bazı sorular yöneldi bana. Hocam, vatandaş içeriye giriyor, üstümüze doğru öksürüyor. Maske bu durumda takmak gerekmez mi dediğinde ben eğer ki böyle bir şeye çok sık maruz kalıyorsanız o zaman maske takmak iyi olabilir şeklinde kanaat getirdim. Bu hastalıktan korunmada Sağlık Bakanlığı tarafından en çok önerilen nokta, eğer ki yurt dışından ülkeye giriş yaptıysanız 14 gün boyunca evinizden çıkmayın. Hiç mi çıkmayalım? Mümkünse hiç çıkmayalım. Günlük ihtiyaçlarımızı bir yakınımız varsa yakınımız vasıtasıyla, yani bizimle aynı evde kalmayan bir yakınımız, eşimiz, dostumuz vasıtasıyla halletmeye çalışalım. Bizim Yalıhüyük olarak en büyük handikapımız bu. Yurt dışı bağlantımız çok fazla. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız çok fazla. O yüzden eğer ki yakın süre içerisinde yurt dışından ülkeye giriş yaptıysak bu 14 gün kuralına elimizden gelen son gayretle dikkat etmeye çalışalım. Şöyle de bir gerçek var. Son günlerde vakalar hızlanarak artmaya başladı. Daha doğrusu tespit oranlarımız yükselmeye başladı. Daha fazla kişide pozitif olduğunu tespit etmeye başladık. Bu da bize yurt dışıyla bağlantımız olmasa bile ya da yakınımızdaki insanların yurt dışıyla bağlantısı olmadığını biliyor olsak bile insanlarla temas ve evde kalma hususlarına daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini düşündürüyor. Ve ilçe olarak da yaş nüfusumuz, yaş ortalamamız biraz yüksek. Bu hastalık genç nüfusta pek bir sıkıntı oluşturmuyor. Basit bir nezle soğuk algınlığı gibi görülüp geçirilebiliyor. 9 yaş altındakilerde bir ölüm bildirimi veya ciddi bir hastalık bildirimi yok şu an. Ama 65 yaş üzeri kişilerde tansiyon hastalığı, şeker hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi bir kronik hastalığı olan kişilerde ciddi hastaneye yatmayı gerektirecek, yoğun bakıma ve mekanik ventilatör dediğimiz solunum cihazına bağlanmayı gerektirecek derecede ağır seyredebiliyor ve bu kişilerde ölüm oranı da çok yüksek. Yani %20'lere varan ölüm oranlarından bahsediliyor. O yüzden bizim bölge olarak bu hususlara, kişisel hijyen ve evde kalma, sosyal izolasyon hususlarına daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.